Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir hafta boyunca veya 10 gün boyunca Leslie yapacağız. 2 gün önce kilomu ölçüldüm. 65.1'dim. Şimdi 30 dakikalık bir hızlı yürüyüş yapacağız Leslie'den. Zaten onu yapacağım her gün, yarım saat falan. Evet, bakalım, 2 gün mola verdim. Şimdi tekrardan başlıyorum. Evet arkadaşlar, bakalım 35 dakika, 287 kalori, 122, 118 şu an kalp atışım. Evet, 288 kalori yakmışım. Maksimum 192 olmuş kalp atışım, ortalama 155. Rahat, hafif, yoğun, aerobik, ana aerobik. Yani bayağı yorulmuşum aslında, bu olmuyordu normalde. 2 dakikada max olmuş, gayet iyi. Yaparken de anlamıyorsunuz zaten. Bakalım kaç adım atmışız? 3000 falandı sabah. Bakalım şimdi, 3000'di galiba ya. 7555. Bu 8000'i geçmesi gerekiyor. Zaten demiştim önceki videolarda. Zaten gün içinde geçer. Gördüğünüz gibi bayağı terletti bu spor beni. Bayağı yoruyor. Bayağı etkili. Şimdi Ölüdeniz'e gidiyoruz. Bugün yarım simit yedim. İçine zeytin ezmesi ve kaşar koydum. Kahve içtim. Şimdi Ölüdeniz'e gideceğiz. Ondan sonra döndüğümde tekrar Leslie yapacağız. Co-pilot. Levent'in deyişiyle. Aynen. Ölüdeniz'e geldik. Çok güzel suyun rengi size. Çok güzel suyun rengi size. Suyu göstermek istiyorum. Şuna bakın ya. Mükemmel. Değil mi? İkimiz de yırtık pantolon giydik. Annemler laf etti. Dediler ki şort giyseydim daha iyiydi. Biz gençleri asla anlamıyorlar. Evet, birazcıkın diyeti bozduk ama olsun. Zaten akşam diyetin 5. gününde. Diyetin 5. gününde berrak bozuyor artık. Dayanamadı. Sen de bozuyorsun. Döner yiyor. Sen de bozuyorsun. Bak, ketçap mayonezleri sıkıyor arkadaş. Bolca spor yaparız. Belki 40 dakika, 50 dakika, 1 saat yaparız. Bakalım. Ben yarım saat yetiyor bana. Yarım saat yeter. Herhalde çok sıcak diye çok yoruldum ama o kadar terlemedim dünkü gibi. Çok sıcak içerisi sadece. Bol su içmeyi unutmayalım. Akşam yemeği daha yemedim çünkü öğlen döner yedik. Uf, çorba içeceğim akşam. Dün yemek yemeyip 2 tane Choco Prince yedim arkadaşlar. Bugünkü kahvaltım da bu şekilde. Kahvem sütlü filtre kahve ve zeytin ezmeli kaşarlı tost yaptım. Yanına da birazcık domates. Saçımı dün Öznur ördü ve bugün salıyorum. Ama salarken çok üzülüyorum aynı zamanda çünkü çok güzel. Wow. Ya. Bence çok tatlı olmuş. Ya bakın, çok doğal gözüküyor. Teşekkür ederim. Sizi yakıştırdınız mı? Nasıl olmuş? Şimdi size rafine şekersiz bir tatlı yapacağım.
Tamamen kendi uydurmam bu tarif. O yüzden sonuç nasıl olacak bilmiyorum. İlk defa deniyorum sizle beraber ama güzel olacağını düşünüp videoya alıyorum. Yapımı çok basit. Düşündüm, taşındım. Dedim ki ilk önce kabakları tabii ki kaynatacağız ama kaynattığımız suya bir tane tarçın ve 3 tane de karanfil katacağız. Şöyle. Malzemelerimiz şöyle. Şimdi tencereye koyalım. Kabağım şu büyüklükte. Bunu şimdi küçük küçük keseceğim. İlk önce tarçın ve 1, 2, 3 tane karanfil attım. Biraz daha kaynamasını istiyorum ki tarçınla karanfilin rengi çıksın ortaya biraz. Birazcık suyunu azalttım çünkü abartmışım. Şimdi altını biraz kısalım. Var ya şu an mis gibi tarçın ve karanfil kokuyor içerisi. Çok güzel. Ve sonuç böyle oldu. Bir tatlı kaşığı da pekmez katıyoruz. Ama birazcık abartabilirim. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu şekilde iyi oluyor. Siz de kendi damak tadınıza göre böyle arttırır azaltırsınız. Selam arkadaşlar. Bugün sporun son günü ve bugünü de vloglayıp kapatıyorum. Sonuçlardan size yarın bahsedeceğim. Çünkü o zaman hem kilomun kaç olduğunu öğrenmiş olacağız, hem kaç kilo verdiğimi öğrenmiş olacağız. Yine çok terledim arkadaşlar. 45 dakika yaptım ve 360 kalori yakmışım. Çok iyi. Günaydın arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Burası ilk video çektiğim yerdi. Yani birinci videonun olduğu yer. Çünkü kilomu burada ölçülmüştüm ve yine kilomu ölçeceğim sizlerle beraber. Ay çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Şimdi tartıyı çıkartıyorum. Başladığım zaman 65.1'dim. Sabah uyandım ve direkt tartıya doğru koştum. Ve videoyu kameraya elime aldım. Şimdi çıkardım bakalım. Oh. Evet arkadaşlar, ben daha fazla kilo verdim zannediyordum aslında. Hani 2-3 kilo falan verdiğimi düşünüyordum. Sandığımdan çok daha az vermişim. Sadece 1 kilo. Buna üzüldüm ama olsun. Ama ilginç bir şekilde hani vücudumdaki değişikliği fark ediyorum. Mesela belim inceldi. Yani böyle kemiklendi. Hani fark edersin böyle zayıfladığında. Annemler bile dedi yani, kızım işte kesin kilo verdin, sen çok zayıf görünüyorsun falan. Ve göbeğim de indi. Hani normalde böyle değildi. İlginç yani. Ama kiloma yansımadı bu. Zaten önemli olan vücudundaki değişikliği kendin görebilmen, hissedebilmen, çevredekilerin görebilmesi. O zaman etkili olmuştur demektir bence. Şu an çamaşır makinesinin üstüne koydum. Sizi kusura bakmayın. Bence Leslie bayağı yoruyor evet ama sırt ağrılarım ortaya çıktı. O yüzden o esneme hareketlerini yapmayı unutmayın. En son size yaptırdığı o esneme hareketlerini es geçmeyin. Çünkü yapmazsanız sırt ağrınız olabilir. Ve egzersizi yaparken
beliniz ve göbeğinizin düz durmasına dikkat edin ki hani ağrılarınız olmasın. Bazı günler ara verin. Ben de ara verdim zaten. Her gün yapmadım. Sandığımdan çok daha yordu. Yormak da değildi aslında. Daha çok terletti. Hani eğlenceli olduğu için yorulduğunuzu pek anlamıyorsunuz zaten. Ama kalp atışlarım çok yükseldi mesela. Onun bile farkında değildi bu an. Çünkü çok eğlenceli geçiyor. Diğer HIIT workoutlar gibi değil. Aynı etkiyi gösteriyor aslında ama diğer şeyler gibi değil. HIIT workout ya da kardiyo yapacak olursam buradan yaparım diye düşünüyorum. Çünkü o konuda iyi. Ama her gün yapacağımı düşünmüyorum bu Leslie'ye. Çünkü bana hitap etmiyor çok fazla. Ben daha böyle ağırlık çalışmayı falan seviyorum. Kardiyodan çok ağırlık hoşuma gidiyor. Hani squat ya da karın hareketleri falan onlar daha hoşuma gidiyor. O yüzden onları yapmaya devam ederim muhtemelen. Zaten bir sonraki videonun konusu da bu olur. İşte bütün influencerları karşılaştırmayı düşünüyorum. Her gün farklı bir influencer'ı yapıp hangisi daha iyi onu karşılaştırmayı düşünüyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Sesten kusura bakmayın. Umarım rahatsız etmiyordur sizi. Şu an nasıl olduğunu bilmiyorum. Ses nasıl geldiğini. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.